Web Tekno'dan hepinize selamlar dostlar. Ben Melihcan. Bu videomuzda 2024'te iPhone 11 hala alınır mı? Hala idare eder mi? Yoksa artık üzülerek de olsa yıllardır çok satanlardan düşmeyen iPhone 11'i emekliye ayırma vakti geldi mi? Bunları konuşacağız. iPhone 16'ya sayılı günler kaldı ve hepimiz heyecanlıyız gelecek yenilikler için ama diğer taraftan işin ekonomi tarafı var. Şu an son model bir iPhone'a ulaşmak ülkenin çoğu için zor. Bu 16'da da böyle olacak. Diğer taraftan şu an en çok satan telefon da iPhone 15. Bu ekonomide bu ne yaman çeliş ki brand olmak demek ki böyle bir şey. Normalde güncel telefonların özelliklerine bakıp bir de 5 yaşındaki iPhone 11'in güncel fiyatına baktığımızda artık bu telefon için hala alınır mı konseptli video çekmek bence çok parlak bir fikir değildi. 13 için yapmak çok daha mantıklı mesela ama ülkemizdeki satışlara baktığımızda durum bize pek öyle demiyor. Yakında 5 yaşına basacak her ne kadar iOS 18 güncellemesini alacak olsa da bu artık onun son güncellemesi olacak. Ona rağmen iPhone 11 çok satanlarda 5. sırada hala talep edilen bir telefon. Bu Apple'ın çok ciddi bir başarısı bunu kabul etmek lazım. Alınır mı, idare eder mi bunları konuşacağız ama ilk olarak dikkat etmeyenler için bu çok satanın 128 GB versiyonu olduğunu söylememiz lazım. 64 GB olan versiyonun artık iş görür, idare eder, klasmanını alamayız maalesef. Çünkü depolama tarafına üzer gerçekten. Diğer bütün detaylardan önce depolama kısmını söylemek istedim. Çünkü cihazda yer yoksa ne güncelleme yapabiliriz ne de uygulamaları sağlıklı bir şekilde kullanabiliriz. O yüzden illaki alacaksak 128 GB'ını almak daha sağlıklı olacaktır. Peki şöyle genel olarak baktığımızda iPhone 11 günümüz ihtiyaçlarına nasıl cevap veriyor? Burada bence iki senaryo üzerinden düşünebiliriz. Birinci senaryo uzun süredir iPhone kullananlar ve bu yoldan devam etmek isteyenler. İkinci senaryo ise geçmişte ne kullandığı önemli değil 25 bin lira bütçeyle en iyi telefonu almak isteyenler. Neden böyle bir ayrım yapıyorsun? 25.000 civarında en iyi telefonu söyle geç diyebilirsiniz. Ama bence kullanıcı alışkanlıklarını göz ardı etmememiz lazım dostlar. Bazı markalar kullanıcılarında marka sedaketi yaratabiliyor ve Apple da bunu başarabilen markalardan biri. O yüzden benim bütün ekosistemim Apple, Android'e geçersem dünyam değişir diyenler için de bir o gözle değerlendirmek lazım bence bu telefonu. İkinci senaryoda dediğim gibi 25.000 bütçem var bu paraya iPhone 11 alabiliyorum alınır mı diyen kitle olsun. Bu senaryoda bir marka sadakati yok. Bütçeye göre maksimum fayda mantığıyla bakacağız. Öncelikle özellikleri çok hızlı sayalım. iPhone 11 6.1 inç ekrana sahip bu ekran IPS LCD ve 60 Hz yenileme hızı var. Gövdenin yan kısımları alüminyum, arka kısımda cam malzemeden oluşuyor. Bu malzemeler hala iPhone'un tasarım mantığını oluşturuyor zaten. İşlemci tarafında A13 Bionic var, 4 GB RAM var, 3110 mAh bataryası var, 12 megapiksel ana kamera ve geniş açı 12 de ön kamerası var. 4K 30 ve 60 kare video çekimleri yapabiliyoruz. Bir de kablosuz şarj var ama MagSafe yok. Bu özellikler ne kadar güncel? Eğer uzun zamandır iPhone kullanıyorsanız ve bütçe gereği 11 düşünüyorsanız iOS'un bir avantajı olan akıcı deneyim işini bu telefon hala sunuyor. Apple hizmetlerinde veya gün içinde kullandığımız uygulamalarda uygulamalarda herhangi bir kasma donma sorunu yaşamazsınız. Arayüz ve akıcılık anlamında iş görür diyebiliriz ama bence önemli olan bunun ne kadar uzun süreceği. Yani 25 bin verdikten sonra bu telefonu kaç yıl sağlıklı bir şekilde kullanacağız? iPhone 11 iOS 18 güncellemelerini evet alacak ama gelecek yıl Eylül ayına doğru iPhone 17'leri konuşurken artık güncel olmayan bir telefon olma ihtimali var. O yüzden iyi düşünmekte en azından bir yıl daha güncelleme almak adına iPhone 12'ye ve hatta daha da uzun kullanmak için bir yıl daha artı koymak için 13'e bakmakta ben fayda var. İşin yazılım ve güncellik durumu bu şekilde. iOS umurumda değil. Bunlarla ilgilenen biri değilim diyenler içinse diğer özelliklerine bakarsak şimdilik hala akıcı. Hatta iPhone X'ler de arayüzünde gezinirken akıcıdır muhtemelen. Ama canınız oyun oynamak istediğinde ya da telefonu yoracak, işlemci gücü isteyen bir uygulama kullanmak istediğinizde iPhone 11 uzun kullanımda ne kadar akıcı bir deneyim sunar, ısınma konusunda ne kadar rahat ettirir artık emin değilim. Sunabilir bu arada sunmaz demiyorum. Sadece güncelleme almayacağı için bir yerden sonra performans performansını koruyamama ihtimali var. Onu söylemeye çalışıyorum. 25 bin liradan bahsettiğimiz için bence konuşulması gereken bir konu bu. A13 Bionic 5 yaşında bir işlemci. 4 GB RAM artık standartın altında kalmış bir değer ve Apple'ın optimizasyonları sayesinde performansını koruyor. 3110 mAh batarya da yine artık düşük olarak değerlendirdiğimiz bir değer. Tüm bunlara baktığımızda telefonun özellikleri artık tercih edilebilir bir güncellikte de değilmiş gibi duruyor. Ama eğer yüksek performans beklemiyorsanız sadece popüler uygulamalar sosyal medya, Google uygulamaları ve WhatsApp falan için kullanacaksanız ondan yana bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. İşin performans tarafını bu şekilde yorumlayabiliriz. Kameraları ise az önce bahsettiğimiz gibi ana kamerada, geniş açıda, ön kamerada 12 megapiksel çözünürlüğünde. Telefoto kamera yok. Onlar için direkt Pro modellere bakmak gerekiyor Apple'da. 12 megapiksel artık gözümüze düşük gibi görünebilir. iPhone 15'te 48 megapiksel gördük. Android tarafında ise 100 hatta 200 megapiksellerden bahsediyoruz. Megapiksel değeri her ne kadar önemli olsa da aslında sadece fotoğrafın boyutunu ifade ediyor Bence kalite açısından odaklanmamız gereken ilk üç şey arasına girmiyor bile. Burada bakmamız gereken şeyler sensör kalitesi, lensin optik kalitesi ve sosyal medya uygulamalarıyla kameranın ne kadar uyumlu çalıştığı. Bu uyumluluk önemli çünkü en iyi kameralara sahip Android telefonların bile optimizasyon sorunu yüzünden Instagram'da kamera kalitelerinin bozulduğuna, kalitenin potansiyelini gösteremediğine denk geliyoruz. İşte burada iOS 5 yaşındaki telefonuna bile sorunsuz bir kamera deneyimi yaşatıyor. Artı puanı vermek lazım. 2 sene önce iPhone 7 alınır mı videosu yaptık, iPhone 8 alınır yaptık. Onların kameraları daha eski olmalarına rağmen Instagram'da kasmadan, donmadan, FPS drop yemeden video story atabiliyordu. iPhone 11'in çekim performansı tabii ki tartışılır. Düşük ışık performansı ya da portre performansı tabii ki sonraki jenerasyon iPhone'ların gerisinde. Ama günlük hayat deneyimine baktığımızda çok basit bir senaryo düşünelim. Telefonu elime aldım, Instagram'a içtiğim kahvenin fotoğrafını çektim, story attım gibi bir senaryoda hala sorunsuz bir kamera deneyimi yaşatıyor bize bu telefon. Son model en iyi kameralara sahip, Android telefonların bile kendi kendi kamerası ne kadar güzel olursa olsun Instagram'da story atarken videoların FPS drop yediğine, fotoğrafların kalitesinin düştüğüne denk geldiğimiz için bu konuda uygulama optimizasyonunun hakkını vermemiz lazım. Deneyim tarafında iPhone 11'in kameraları hala iş görür. Bu arada Android telefonlardan örnek verirken sanki onları geri plana atmışım gibi anlaşılsın istemem dostlar. O tarafta da çok iyi kameralar var. İnceliyoruz, sizlere de anlatıyoruz zaten. Ama uygulama optimizasyonu konusunda iOS'tan kat kat fazla cihaz olduğu için Android tarafında. Hem Android tarafının hem de uygulama geliştiricilerinin optimizasyon konusunda işi çok zor. Yani bu markaların, Android'in ya da uygulama geliştiricilerin suçu değil. Bir sürü cihazı optimize etmek çok karışık iş. Apple'da daha az telefon modeli olduğu için daha kolay optimize ediyorlar. Olay bu. Neyse konumuza dönelim. Burada daha çok yıllardır iPhone kullanan ve vazgeçmek istemeyen kullanıcıların gözünden değerlendirmeye çalıştığım telefonu. Özetlemem gerekirse iPhone 11 128 GB, Apple ekosisteminde kalmanızı sağlayacak, arayüzü akıcı, kamerası sosyal medya için iş görür. Çok yormadığınız sürece sorunsuz kullanabileceğiniz ama vereceğiniz para karşılığında uzun yıllar kullanma konusunda dikkatli düşünmeniz gereken bir telefon. Güncelleme durumları ve donanım eskimesi burada önemli etmenler. Arada az fiyat farkı yok tabi ama iPhone 13 sanırım bana daha mantıklı bir seçenek gibi geliyor. Peki şimdi diğer bakış açısına geçelim. 25.000 bütçem var bu banttaki telefonlar arasında iPhone 11 de var alınır mı? Tasarım konusunda karşılaştırma yapmak istemiyorum açıkçası çünkü o çok öznel bir konu. Hepimiz koca koca ekranlara alıştık ama iPhone 5 e görünce özlüyoruz falan. E, o yüzden herkesin zevkine göre karar vermesi bence en güzeli. Ben burada biraz güncel telefon özelliklerine son dönemde gördüğümüz donanımlarla biraz karşılaştırmak istiyorum iPhone 11'i. Başta özellikleri saymıştık zaten. Şimdi bir de bu dönemde bu fiyat bandında görmeye alıştığımız özellikleri sayalım. iPhone 11'de IPS LCD panel ve 60 Hz yenileme hızı var demiştik. Bu fiyat bandında 120 Hz standart gibi oldu artık. İşlemci tarafında 5 yaşında A13 Bionic var demiştik. Şu an bu bütçeyle 1-1.5 yaşında daha yüksek performans işlemcilere sahip telefonlar bulabiliyoruz. 4 GB RAM var 11'de. Şu an bu bütçeyle 12 GB RAM'e sahip telefonlar bulabiliyoruz. iPhone'lar daha düşük RAM'le optimizasyon sayesinde daha akıcı performans sunabilir. Evet ama 12 GB RAM'li güncel bir Android bence daha uzun bir kullanım ömrü sunar. Bir de yapay zeka özelliklerini alır. 11'de maalesef Apple Intelligence'ı göremeyeceğiz mesela. Eğer yapay zeka ile ilgiliyseniz iPhone 15 Pro ve Pro Max dışında bir seçeneğimiz yok maalesef Apple tarafında ama Android'de ürün yelpazesi daha geniş. Xperia tarafında 11'de 3110 mAh olduğundan bahsetmiştik. Şu an 5000 mAh seviyesi standart olmuş durumda ama asıl önemlisi bu yıl çıkan telefonların, yani belki geçmiş 2 yıldır çıkan telefonların hızlı şarj özelliklerinin gelişmiş oluşu. Ya yani şarjı bir gün götürmese bile hızlı şarjla bunu telafi edebilirsiniz. iPhone 11'de bu imkan 25 Watt'a kadar maalesef. Kamera tarafında ise 25 bin lira bandında güzel kameraları olan telefonlar var ama 11'e hem zamanının amiral gemisi yani dönemin en iyi optiklerinin kullanıldığı bir kamera gözüyle bakarsak bir de az önce anlattığım sosyal medya deneyiminin sorunsuz oluşunu eklersek bence bu konuda hala ümit veriyor. Şu an bahsettiğimiz banttaki çoğu telefon ön kamerada 4K video çekemezken ya da arka kamerada 4K 60 FPS video çekemezken iPhone 11 hem ön hem arka kamerada 4K 60 kare çekim yapabiliyor. Burada hakkını vermek lazım. Özetlemem gerekirse kamerayı hariç tutarak donanım kısmında bu fiyat bandında daha güncel birçok seçeneğin olduğunu onlara da bir göz atılması gerektiğini düşünüyorum. Kamerayı da dediğim gibi video özellikle ve sosyal medya kullanımında hala güncel sayabileceğimiz için hariç tutuyorum. Biraz karışık bir video oldu farkındayım ama bence iPhone 11, iPhone 4S, 5S ve 7 ile birlikte Apple'ın ürettiği en başarılı telefonlardan biri. 5 yıl geçmesine rağmen hala akıl çelen, yarı yolda bırakmaz gözüyle bakılan bir telefon olduğu için uzun uzun konuşmak gerekir diye farklı bakış açılarına göre cevaplar üretmeye çalıştım alınırım sorusuna. Umarım sizler için de bir fikir olmuştur bu video. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? iPhone 11 kullanıcıları telefonunuzdan memnun musunuz? ya da 11'den başka telefona geçenler bu fikirler hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.